Herkese selamlar arkadaşlar. Bu video serimizde uzun süredir planladığım ama başlayamadığım bir seri konuşarak Go oynayacağım ve size aklımdan geçenlerden bahsedeceğim. Fox'ta bunun için taze bir hesap açtım. Shibumi Go adında bir dan seviyesini ayarladım. Fox'taki seviyeleri tam bilmiyorum. Ama Taigame'e yakın olduğunu duydum. Herhalde Fox birden KGS 2-3 Go'ya denk geliyor olması lazım. Şimdilik sakin bir açılış içerisindeyiz. Siyahın biraz alt kenara fazla hamle yaptığını düşünmeye başladım. Ben sağ kenara yerleşeyim. Bakalım siyah ne yapacak. Siyah buradan yaklaştı. Grubum şimdilik okey duruyor. O yüzden en büyük olan kenara doğru bir şımarı yapıyorum. Siyah kilitledi. Yukarı çıktım. Ve buraya yaklaştı. Genelde bu şekilde veya bu şekilde veya yapışarak şımarı varken yaklaşmalar görülüyor. Bu olduğu zaman şimdi kickleyip pincer atacağım. Ve ufak bir saldırı başlayacak. Buna cevap vermedi. Benden bu hamleye cevap vermemi istiyor ama bu dönüş bayağı büyük. Ve bu grubumu fazla kıstırabileceğini de sanmıyorum. Şurayı 1-2 sente de ettireyim. Oh, jump. Kaplan ağzı yapmasını da istemem ama araya girersem atari çekip ben bağlayınca tenik yapabilir. Yani bu gruba çok saldırabileceğini sanmıyorum. O yüzden buradan devam edeceğim bir süre daha. Bakalım ne yapacak. Beyazın bu şekli bayağı güçlü. Genelde o yüzden kicklediği zaman siyahın yukarı uzayarak devam etmesi lazım. Korudu. Ben de köşemi koruyabilirim. Ama hala tenik yapısında var. Mesela şuraya bir yapışayım. Grubu biraz daha güçlendirirsem köşeyi korumadan da bu işten çıkabilirim. Sansona girdi. Aşağı inmem iki taşı yemek için sente. O yüzden memnuniyetle bölüyorum. Köşede yaşayabilir mi? Bakalım. Bir atari çekerim. Koğuya girerse kabul. Bağlarsa yani içeride tam yaşamıyor. Bir hamle daha yapması gerekecek muhtemelen. Ama ben önce şeklimi korurum. O yaşar, sonra ben tenik yaparım diye hayal ediyorum. Oh, direkt köşeye. Bunu yemem bayağı rahatlatıcı. Ve sanki biraz sente de köşe için. Bu beni bayağı güçlendiriyor. Bir hamle daha yapmazsa böyle küçük atla zıplarsam kapatınca buraya oynayarak öldürebiliyordum sanırım. Şu an artık yaşadı. Teniki yapabilirim. Burası büyük.
Buradan başlayabilirim. Şimarili köşelerde genelde bu yapışma veya bir altı veya şöyle ikinci sıradan çeşitli girişler var. Hani bu taraftan hani yapabilirim, bu taraftan hani yapabilirim. Bu taraftan hani yapacağım. Atari çekti ve uzayacak herhalde. Şimdi ikinci sıralardan böyle sürünmek pek güzel değil. O yüzden beyazın şöyle bir hamlesi var. Köşede yaşamak için. Bir kere daha ittirsem mi onu düşünüyorum. Buna ne cevap vereceğiyle alakalı sanırım. Bunu kesmeye kalkarsa ben de keseceğim ve şu taşı koparttığım bir varyasyona gireceğiz. Eğer bağlarsa köşede yaşayacağım. Bağladı sayılır. Atari bir kere daha ittiriyorum. Ve sonra böyle yaşıyor muyum? Bir de kaplan ağzımı. Dönmesi sente değil iki türlü de galiba. Kaplan ağzını yapıyorum. Buraya girdi. Taşlarımı bağlı tutacağım. Tepeden yapıştım. Aşağıdaki alanı alabilir. Problem değil. Taşların bağlı kalsın yeter. Zıplayarak yapıştı. Bu şekilde genelde araya kafayı sokmak rakibi bayağı kesmelerle bırakıyor. Şimdi çok güzel bir şekilde toparlayamayacak sanırım. Düz uzasaydı zıplayıp yapışmak yerine biraz daha etkili olabilirdi. Bu tarafı bağladı. Aşağıdan bağlanırım diyor. Şu Atari'yi bir alırım sanırım. Ya da aşağıdan bağlanması büyük mü? Aşağıdan bağlansa da buralar yine biraz ajili kalacak sanırım. Veya haneyi değişebilirim bağlanmasın diye. Moda köşesini biraz daha güçlendiriyor. Yo-Yomi now starts. Hani kapatınca atari. Bağlayınca burayı bağladım. Şu an bu tarafa oynamak zorunda. Haneyi yapacağım sanırım. İyi değişim oldu mu emin değilim. Atari. Şimdi kesip alırsa yine bağlanabiliyor. Ama yemem sente. Çünkü bu Atari. Sanıyorum kötü bir değişim olmadı. Bunu şu an oynayacak mıyım? Önce sanırım bunu yiyeceğim ama zaten 9, sente de kur. 8, 7, 6, 5. Bu bayağı büyük. Onu bir yiyeyim. Böyle mesela korudu. Bir yukarı oynayarak korusa daha sente de koruyabilirdi. Şimdi büyük neresi var? Şöyle bir 9, şey, en geniş 8, kenar 7, 6, veya bu 5, gruba baskı. 4, 3, 2, 1. Böyle bir şey oynadım. Çok memnun kalmadım. Ama çok çekici başka bir yerde göremedim.
Şu grubu biraz zayıf. Daha sonraki hamlede Keima yapacağım ama bu taraftan geldi. Öyle mesela bastıracağım bu grubu. O böyle kaçtıkça ben de bu grupla böyle çıkabilirim. Önce bunu dönsem mi? Acelesi Nine, yok eight. sanıyorum. Oo. Hızlı ve öfkeli ama kesilebilir. Hemen olmasa da. Burayı bir döneyim. Yakın bir ikiye bölme durumu olduğundan tatmin edici hissettiriyor. Sonra direkt keseyim mi? Nasıl keseyim hatta? Buradan biraz daha devam edesim var. Kendi grubum iyice Nine, güçlensin sonra eight, keseyim istiyorum. seven, six, five. Bir kere daha ittirdim. Hani bunu da kapatırım çünkü bir sonraki hamlem Atari büyük. Sonra double hani. O zaman kesip uzuyorum. Bu grubu biraz mutsuz kalmaya başladı. Bu yönden oynamasını çok beğenmedim. İki taşın kafasına bir basarım. Kesmeyi düşünüyor muhtemelen. Ama içeride beni öldürebilir mi? Bu tek tük taşlarla çok emin değilim. Şu an keserse iki taşı yiyeceğim. Bu acayip büyük. Artık ondan sonra öldüremezse kaybeder muhtemelen. Böylemesine kesti. Güzel şekli yapıyorum sanırım. Aynen. Mo. Böyle çok sert içinden geçirdim dostum. Bu güzel olmadı sanki. Devam. Burası artık iyice içeride kalmaya başladı. Bir daha ettireyim mi? Ettirdim. Bu tek taşı sağa çekmem de sente. O zaman 3 taş da ortada kalmaya başlayacak. Bu Atari'yi bağlıyorum. Sıkıntı yok. Ve o grupla yaşamaya girişti gibi yavaştan. Kesilmek istemem buradan. Buna nasıl bir cevap? Sanki ileri ittirebilirim ya. Nine, eight, seven, six, five. Neyse biraz daha güvenli oynayacağım. İyi gidiyor şu an. Burayı bağladı. Ama keserse ne olacak ki? Kesmesi çok süper bir şey ifade etmiyor şu an sanırım. Keserse korurum gerekirse. Nine, eight, seven, Ben six. buradan devam ediyorum. Geri çekti. Üç taşın kafasına basmak, buraya uzamak. Tercihlerim bol. Bu grubu biraz daraltsam güzel olur gibi. Nasıl daraltayım? Hani üç Nine, taşın kafasına eight, basmak da çok çekici. seven. Six. Bu grubu biraz daraltalım bakalım. Kapattım. Oo. Tamam. Bir de korumayacaksın herhalde. Bu grupla ilgili bir şey yapmalısın dostum. Okey. Kaplan ağzı vitalini bozuyorum. Göz Yo-Yomi now alanını starts. daraltıyorum. Yani sanki ölmeye mi gidiyor?
Bayağı küçüldü ölmese de ortada sıkıntı yaşayacak. Böyle agresif hareketler yapabilecek durumda olduğunu sanmıyorum. Korudu. Yani herhalde yaşadı. Benim üç taşın kafasına bir basalım Nine, herhalde. eight, seven. Bundan nasıl çıkacak? Boş üçgenle mi? Grubum yaşıyor. Bunu kesebilirim. Buradan iki göz yapabilirim. Burayı keserse daha ölmesine var. Böylemesine uzadı. Bu taşı çekerse biraz canım sıkılabilir gibi hissediyorum. Bu iki taşın gitmesini istemeyebilirim. Ama buraları komple yiyeceksem de bu iki taşı da verebilirim. Bu grup yeterince güçlü. Bu iki taşı alabiliyor. Burada yani ikisini birden kurtaramıyor herhalde. O iki taşı bıraktı. O zaman bu sentemi alıyorum. Sonra da iki taşı alıyorum. No. Vazgeçti. O zaman üç taşı almadan önce bu sentemi alıyorum. Burada direkt alıp böyle çıkabilirim. O biraz daha sert oluyor galiba. Nine. Okey. Bir su yiyelim, düşmeyelim. Kapattı önümü, yedim, atarı çekti, bağladım. Yani buralara bağlanıyorum gibi gözüküyor. Alsam daha mı rahat olacaktı? Eight, seven, six, five, four, three, two. Bunu yiyeceğim ya. Diğer türlü squeeze'ler, mukizler kötü şekilde kalabiliyordum. Bu iki taşı böyle alabilir misin? Bir bu tarafa ittiririm. Tank arkadaşıma doğru yaklaşayım. Sonra double atarım var. Bu taşlar da hala ortalıkta. Böyle, ha böyle de yapabiliyorum. Okey, bu daha güzel. Yedik. Oh, bir atari daha. Bunu da yedim. Burası artık neredeyse kesin puan oldu. Bu grup ne kadar yaşıyor? Bunu yersem sen de sanırım. Yani bunu bir ara sentezde alabiliyorum. Nine, eight, seven, six, five, Şu taşları four. kurtarması lazım. O. Buna gerek sanıyorum yoktu. Hatta hala mı sente? Yok değil artık. Buradan da göz yapabiliyor. Yani zıpladım. Şimdi bu taşları kaçmasını seyredeceğiz biraz da. O, what is this? Bu kessem mi? Keseyim ya. O kadar da değil. Araya falan girecek herhalde.
Siyah'ın buraya oynaması sente değil demiştik. Aynen. O zaman böyle yapabilirim. Atari çekerse bağlayacağım. Korursa tepeyi kapatacağım. Hatta acelesi yok. Önce şu grubu da daha genişten öldürebilirim. Koruduk. Bağladı. Okey. Burayı kesemiyor. Aynen. Yani komple kaçmaya çalışsa çok uzun kovalanacaktı. Böyle biraz daha küçük vermeyi tercih etmiş oluyor. Bu kesme de baya büyük ve çekici. Nine, eight, seven, six. Neyse bunu alayım. Bu grubum da komple yaşasın. Bundan sonrası rahat sanıyorum. Çok ince hareket ediyorsun dostum. Buralar benim mekanım. Seni kesebilirim. Hatta keseceğim. Keseyim mi? Önce şunu mu alayım? Nine, eight. Seven, six, five, Şunu bir four. alayım. Tertemiz keş. Burada bir daha... Üç taşın vital pointi. Aynı zamanda peep. Buna nasıl cevap vereceğini bir görelim. Arkadaş biraz sinirli. Bu dikkat etmek lazım. Biraz güvenli çekeyim burayı. Şu taşların acısını istemiyorum. Böyle yaparsam kesemiyor beni. Aynen. Bu nokta 3 taşın vital pointi. Bunu not etmek lazım. Peki. Devam. Kesilmeyelim, dikkat edelim. Pip. Pip. Kesemiyor. Keserse burayı ama bağlarsa iki kesmem kalacak bu sefer. O zaman bunu mu alsam? Bunu almam. Nine, eight. O kesmeyi en iyi koruyan şey herhalde. Ölerek devam. Beni durdur. O taraftan ne burayı alırım o zaman. Ama bunu da vermek gerek yok. Aynen, ben bunu alayım, o burayı korusun. Yukarıdan kessem aşağıdan sanki buradan da kesebilir miyim? Merdiven tabii ki bana çalışıyor. Nine. Buradan keseyim. Daha büyük. Atari. O netleneceğim mi? Yok. Yedim. Okey. Bu sentemi
Sanki değil. O zaman burayı öldürebiliriz. Evet. Deyip kapattık. Keserse iki taşı yerim. Bir şey zaten neyi kesiyor? Dikkat etmek lazım. Kapardık. Artık rahat herhalde oyun. Saatince kapatabilirim. Sanki şurayı da mı kesebiliyorum? Sentelerimi oynuyorum. Burayı biraz deşebiliyorum sanki. Bunu da mı kesebiliyorum? Vallahi bunu da kesebiliyorum. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Evet, süresi bitti sanırım. Bu oyunumuzu seviyeni değiştirebilirsin diyor. Arttırsam mı acaba? Ne kadar zor artıyor acaba? Neyse oynaya oynaya arttırayım bakalım. Fox'u pek bilmiyorum. Bir şeyler gösteriyor. Aynen. Bence de bunu oynaması lazımdı. Bu ikisi neredeyse Mia'yı gibiydi. Yani ben çünkü 1'e oynadığım zaman onun zayıf grubuna bastırarak kendim oyun büyütmeye başladım. Böyle bir küçültme hamlesi yok tabii. Böyle bir sıkıntılı biraz ya. Aman Tanrım neler oluyor. Bir sonraki oyunumuzda review'u ben kapayım. Nereden yapılıyor review? Buraya kadar normal gibi. Ben siyahtan böyle oynamasını beklerdim. Burası alçakken burası yüksek olsun denir genelde. Oyuna nasıl geri dönüyoruz?
finish. Yok. Preview. Sonra buna cevap vermemesi biraz sıkıntılıydı. Bu üstüne dönüş beyaz için sente ve bayağı büyük. Sonra buna cevap vermek zorunda kesme noktaları var. Merdiven ama bana çalışmadığı için çok da tam kesemiyorum şu an. Ama evet zayıf. Korudu. Şimdi ben sente de bu beyaz duvarı almış oldum. Bu bayağı güzel. Siyahın bir tek bu taşı almış olmasına değmez bu durum. O yüzden genelde siyah buraya girerken şu üç hamleden birini tercih ediyor. Çünkü bu şekilde girdiği zaman kilitliyor. Yukarı çıktığında da pinsir atacağım bu sefer. Zayıfımsı bir grubu var. O savaş yine oynanabilir bir savaş. Ama diğerini ben daha çok beğeniyorum. Daha hızlı kurulabiliyor siyah. Bu biraz benim için iyi oldu. Sonra Sansan. Sansan'a girip bir şeyler yapmayı deneyebilmesi için siyahın bu grubunun birazcık daha yaşıyor olması daha iyi olurdu. Çünkü ben bu şekilde kestiğim zaman hem iki taşı almayı tehdit ediyorum. Yapıştı, yukarı çıktım. Hani böyle. Atari çekince bağlamadı. Bağlasaydı benim de kesmelerim var. Ama muhtemelen korurdum. Korumayıp öldürmeye kalkarsam bu şekilde bayağı süründürebiliyor. Hatta aynen belki de o bile öldürebilir. Yani geriye dönüp ben öldürmeye yetişsem bile siyah buradan sente de bir sürü hamle alacağından karşılığını almış oluyor. O yüzden muhtemelen o bağlasaydı ben de bağlayacaktım. Sonra o da köşede yaşayacaktı. Biraz küçük. Tahtanın geniş olduğunu düşünürsek sıra şimdi yine bende. Bayağı güçlü duvarımdan buraya yaklaşabiliyorum. Oyun varyasyonu nasıl dönüyoruz acaba? Ha, burada bir finish var, değil mi? Aynen, o güzelmiş. İçeri oynadı. Ben sente de bu tek taşı yedim. Bu bayağı güçlendiriyor beni. Ve sağ üst köşeye girdim. Yapışınca aynen yaşadım. Buraya girdi. Ve zıpladı. Uzasaydı diyorum. Ben bağlayacaktım. Biraz daha güçlü şekilde bağlanabiliyorsun ya. Bunun çünkü önünü kapatırsam biraz sıkıntılı olmaya başlıyor benim için. Bu sefer de bu taraftan bağlanabiliyor. Ve kesme noktalarım var. O yüzden bağlamayı tercih ederdim. Siyah zıpladığında şimdi bu araya girme bayağı kesme noktası bırakıyor siyahta. Korudu. Hani Atari. Bunu yedi. Şimdi böyle korumak yerine böyle daha etkili bir şekilde koruyabilir. Böyle korursa benim bağlama isteğim var. Bağlamazsam da ileride kesip alabilir bu iki taşı. Ama oyundaki gibi koruduğunda cevap vermeme gerek yok. Bu hamlemden emin değilim. Belki de direkt bu tarafa oynamam lazım. Ama son büyük ve boş kenar gibi geldi. Aynen. Bu birazcık yanlış yön. Çünkü siyahın alt kenarı nispeten güçlü. Ama sol kenarı o kadar güçlü değil. Bu taraftan oynayabilir. Onun gösterdiği de buydu. Bu onun için kaçmış önemli bir hamle oldu. Sonrasında o gruba saldırarak ortayı bayağı büyüttüm. Bu içinden geçme de onun için bayağı sert oldu. Şimdi 3 tane zayıf grubu var. Sol taraftaki yaşadı ama burası gitti ve daha sonra burası da gitti. Beyazın şekli abartı güçlü.
Artık buralarda ben ne yapsam puan olmaya başlayacak. Ve buralarda da oyunum sonlandı. Tahmini puan var mı? Kapatmıştık galiba. Game analysis varmış. O neymiş? O AI'lı mı AI'lı mı bu? Yok. Değil herhalde. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Fox'u da. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.